İyi günler. Yine bir e, darbe ile ilgili önemli bir video ile karşınızdayız. E, Kamil Maman konuğumuz. Kamil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, dava dosyalarına bakıyorsun, e, verilere bakıyorsun, mahkeme kayıtlarına, ek klasörlere delillere bakıyorsun. Önemli noktalardan birisi de Adil Öksüz. Adil Öksüz etrafında cereyan eden şeyler ve biz bunu zaman zaman diğer videolarda da ele alıyoruz. Bugün darbenin planlandığı e, ev evi konuşmak istiyorum. Darbe şimdi, ne, nerede planlandı? Yani şimdi e, İsmail bununla ilgili birkaç tane ev söyleniyor. Aha burada planlandı, aha şurada planlandı diye. Daha doğrusu 2-3 tane ev var. Ben o evlerin dava dosyalarına baktım. Hiçbir kamera görüntüsü yok. Adil Öksüz'ün oraya gittiğine dair kamera Evlerde görüntüsü kamera yok. Evlerde kamera var mı ama dışında bir yerine? Evlerde kamera var bir de mobese var hocam. Civarda da bulabilirsin. Adil Öksüz'ün arabası, kendisi hepsine bakılabilir yani. Çok kolay bulunabilir. Hı. Ama hiçbir görüntü yok. Bak Adil Öksüz'ün oraya gidip geldiğine dair. Evde Adil Öksüz'ün parmak izi yok. Hiçbir şey yok. Bir de bu evlerden denilenlerden bir tanesi kazanda bu Akıncılar üstüne yakın bir yerde kazanda bir apartman. Abdülkadir Akşit isminde bir adama ait. 70 küsür yaşında, 78 yaşlarında. Eşi de var yine 70'li yaşlarda. Karı koca yaşlı iki çift bu. Şimdi nasıl oluyor biliyor musun? 28 mi? 28 Temmuz'da Adil Öksüz serbest kalıyor. Adil Öksüz serbest kalıyor. Adil Öksüz serbest kaldıktan sonra ben olayı nasıl çarpıttıklarını yani nasıl hikayeleştirdiklerini ve kendilerinin kurgu yaptıklarını anlatmak için söyleyeceğim. Önce 18 şey şöyle, Temmuz'da itma... serbest kalıyor. 2 gün sonra. 2 gün sonra serbest kalıyor. Bu ihbar 112'ye bir ihbar geliyor 28 Temmuz'da. Hı. Ondan bahsedeceğim. Ama ondan bahsetmeden önce Adil Öksüz'ün darbeyi yönettiği ev diye geçen bu ev. Ad, ee, yani biraz sonra bahsedeceğim Abdülkadir Akşid'in apartman dairesi Adil Öksüz'ün darbeyi o gece yönettiği denilen ev bununla ilgili haberler çıkıyor Çok gece sayıda. boyu Her buradaydı buradan darbe evet. yönetti filan karargaha yakın bu, evdi ya. bunun ee, video görüntüleri var haber yapmışlar havuz medyası show tv falan bu görüntüyü bir verelim bu ev neymiş ne olmuş nasıl anlatılıyor bize önce onu bir bakalım sonra da evraklarda aslında bu ev neymiş ona bakalım tamam mı Olayı nasıl çarpıttıklarını, tutanakları nasıl çarpıttıklarını, medyanın da ısrarla adil öksüzün bu darbenin yöneticisi olma yani yöneticisi olduğuna inanmamızı nasıl çarpıtarak anlattığını ben burada size göstereceğim. Evet. Şimdi o görüntüyü verelim bir e, bu apartmanla ilgili. 15 Temmuz darbe girişimini yönetti, gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra sırra kadem bastı. Fetö'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz o kanlı geceyi işte bu evden yönetti. İddialara göre Fethullahçı terör örgütünün firari imamı Adil Öksüz 15 Temmuz gecesi işte bu adresteydi. Darbenin merkez üssü Akıncı Üssü'nün de bulunduğu kazandı bu ev ve yine iddialara göre Adil Öksüz bu apartmanın 3 numaralı dairesinde gece boyu kaldı ve darbeyi işte bu evden yönetti. Jandarma içinde örgüt çok etkin olduğu için adres olarak kazanın seçildiği iddia ediliyor. Öksüz bu sayede darbe hazırlıklarını hiç göze batmadan yaptı. Savcılık dosyasına da giren iddialar böyle. 3 gün falan bir kalabalık oldu burada. Yani 3-4 gün bir geldi gitti bir şeyler oldu. Polisler falan geldi. Bir kamera kayıtı aldı. Ondan sonra kayboldular. Kazandaki evin tespiti savcılık tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yapıldı. Apartmanın girişindeki güvenlik kameralarına Öksüz'ün apartmana girip çıkarken ki görüntülerini takıldığı belirtiliyor ve polis tarafından darbenin birkaç gün sonrasında evde yapılan aramalarda Öksüz'e ait olduğu iddia edilen, yüzeyde darbe planlarının yapıldığı asetatlı haritaların ve bir not defterinin de bulunduğu iddiaları var. Yalandır, iftiradır. Kalmadı mı bu evde öyle biri? Kesinlikle kalmadı. Kesinlikle böyle bir böyle şey yok. Böyle bir şey de tanımıyor. Kazandaki evin sahibi 80 yaşlarındaki ikisi de Alzheimer hastası bir çift. Çiftin pilot oğullarının 2007 yılında şehit düştüğü iddiaları var. Evlerinin balkonunda Türk bayrağı asılı. İddialara göre Adil Öksüz'ü cemaat üyeleri tanrı misafiri diyerek eve getirdiler. Ancak yaşlı çift o iddiaları reddediyor. Darbe desteklenir mi Allah aşkına? Biz devletine bağlı bir insanız. Biz şehit ailesi, şehit vermişiz biz 2000'de. Yüzbaşıydı yavrum, gencecik yavrum gitti. Nasıl oldu olurdu bize suçluyorlar anlamıyorum. Yaşlı çiftin ifadesine başvurdu polis. İddiaları reddediyorlar. Ama yalnız yaşayan Alzheimer'lı 80 yaşındaki çiftin şüphe çekmemek adına özel olarak seçildiği belirtiliyor. Polis ifadesini de aldı yaşlı çiftin. Delil niteliği taşıyan görüntülere ve belgelere el kondu. Şimdi o çarpıcı bilgilerin iddianamede nasıl yer alacağını da gözler. Evet sayende böylece havuz medyasından haber de izliyoruz şu an. Evet. evet. Şimdi burada gördünüz bir muhabir geliyor apartmanı gösteriyor. Gece boyu Adil Öksüz buradaydı diyor. Adil Öksüz darbeyi buradan yönetti diyor. Tamam mı? Çok i̇şte ilginç burada... oysa gece Akıncılardaydı. İşte... Bir Silen de akıncılarda demek. deniyor değil mi? Bir evet. de bir, bir de akıncılarda oluyor. Şimdi Adil Öksüz biliyorsun dışarıda yakalandı. Hı. Dışarıda yakalandı. Adil Öksüz kazan yani e, şeyin dışarısında e, a, bir köy var. O, oraya yakın bir yerde yakalandı. Bu eve e, bu evde darbeyi yönetti denildi. Daha sonra da akıncılarda denildi. Yani bir sürü tezat var. Yani adam burada mı akıncılarda mı? Biz o yeri, hala onun netleştiremedik. Yeri gelmişken darbe dosyalarında hani akıncılarda ben onu gördüm. Yani çünkü veya görüntülerini rastladım şimdi, mı? Çünkü şimdi şöyle e, Hakan Evrim'in ifadesinde ben Akıncılar'da e, 143. filonun e, garnizon şey 143. filonun, filonun gazinos gazinosunda adil öksüzü gördüm diyor. Hı. E, olaydan sonra yani e, çıkan fotoğraflardan sonra ben bunu tanıdım. Orada dikilirken gördüm diyor. Ama Hakan Evrim anladığım kadarıyla daha sonra da bunun ekleme yapıldığını ifadelerine ve bunu kabul etmediğini söylüyor. Hı. Yani e, görmediğini söylüyor. Peki yani. sen karşılaştın Herhangi bir yerde izlediğin, şu ana kadar izlediğin görüntülerde. Yok hiç karşılaşmadım. Şeyde... Hiç, Adil Öksüz'le hiç karşılaşmadım. Adil Öksüz'le sadece nerede karşılaşıyorum biliyor musun? Arabayla dışarıda bulundurup o karakol var ya. Evet. Arabayla karakola getiriyorlar. Orada yürürken ki şey var. Dışarıdan getirilen kişilerin getirildi. Şimdi, Kazan Şimdiki jandarma karakolunu değil, karakol o ayrı evet. mesele. Bir tam de, şeye geri o, dönelim. Şimdi şimdi burada videoyu izledik. Ne diyor kadın? E, burada bir Adil Öksüz darbeyi buradan yönetti diyor. İki işte Adil Öksüz'e ait evraklar bulunuyor diyor, değil mi? Asetatlar. asit haritalar bulundu diyor. İşte po polis diyor kameralardan da tespit etti. Önümüzdeki zamanlarda inceleyecek diyor. Ma dikkat edersen ee, şeyin kamerası da var Gö gösteriyor, apartmanın yani. da, he, gösteriyor da apartmanın kamerası da var çok kolay eğer oraya geldiyse tespit edilebilir değil mi Peki aslında dava nedir dosyasını olay inceledim Hı. ben dava dosyasında bu evin içerisindeki kameralarda Adil Öksüz'ün oraya geldiğine dair hiçbir delil yok Hı. hiçbir ifade de yok hiçbir ifade de yok fakat Adil Öksüz işin garip tarafı şu bu ev Adil Öksüz'ün darbeyi planladığı ev olarak nasıl ortaya çıkıyor biliyor musun nasıl ortaya Onu anlatacağım. 28 Temmuz'da 28 Temmuz'da bir 112 acil çağrı merkezi 112 acil çağrı merkezine bir ihbar geliyor. Tamam mı? 112'yi biliyor Türkiye'deki herkes. 112 acil servisi arıyorsunuz ya. Ambulans istediğiniz falan yer. 112 acil çağrı merkezine bir ihbar geliyor. İhbar aynen şöyle. İhbarı bu arada yapan kişinin ismi cismi yok. Kimliği tespit edilmiyor kimliği tespit edilme ihtiyacı da duyulmuyor. Şöyle bir şey söylüyor. Darbe girişiminde gözaltına alınan imam mahkemece serbest bırakıldı. Daha sonra mahkemece yakalama kararı çıkarıldı. Şahıs şu an firar ve bu adrese gelip gider imamın adı Adil Korkmaz. Atatürk Mahallesi işte saygı adres adresi. E, şu şahsın evi verilen adres diye bir ihbar geliyor. Sağ bak ne diyor? Gelir gider buraya diyor. Ne zaman gelir, ne zaman gider o da yok. Hı hı. Bir ara gelir gider demiş. Bu tutanağı ekrana getirelim. 112'nin orijinal tutanağı, ilk tutanağı. Daha sonra bu tutanak nasıl oluyorsa bak. Emniyetteki personel, emniyetteki personel ee, şey tutuyor. Tutanak tutuyor, bir tutanak daha. 112 işte yine 28 Temmuz'da diyor bir ee, öğlen 1.25 sıralarında 112 ihbar hattına diyor. Şöyle bir ihbar geldi diyor. Tırnak içerisinde ihbarı aynen polis tutanağa geçirmiş. Bu tutanağı da ekrana getirelim ikisini yan yana. Darbe girişimi sırasında tutanağı okuyorum aynen. Tırnak içerisinde polis açmış ihbarı birebir koymuş. Darbe girişimi sırasında gözaltına isminin ilk önce İmam Adil Öksüz olduğunu söylenen... ...daha sonra düzeltme yaparak isminin Adil Korkmaz olduğunu mahkemece res, serbest bırakıldığını daha sonra mahkeme kararıyla hakkında yakalama çıkarılmış ama şahıs firar durumunda olduğu İşte Kazan bilmem yerde apartmanda Abdülkadir Akşit'in evine darbeden önce toplantı için geldikleri şu anda bu adreste olabilir şeklinde söyledi diyor. Biraz önce tutanağı okudum. Darbeden önce toplantı için geldiği denilen bir tanım var mı? Yok. Yok. Polis buraya bunu böyle nereden geçiriyor? Bu tutanağın altına da 2, 3 polis memuru, 4 polis memuru imza atmış. Ve bu polis memurları da oraya gitmiş. Şimdi bu böyle tutanak değiştiriliyor. Birden darbede, darbede, darbeden önce toplantıya gelmiş oluyor buraya. Bak. Evet. evet. Habercilere gelince de. Habercilere gelince de hop. Tabii işi şuna getirmeye çalışıyorlar. Dar, habercilere gelince de Adil Öksüz darbeyi bu evden yönetti. Evet. Elimizde nerede delil var? Hiçbir delil. şey yok. Evet. Hiçbir şey yok. Bak bir basit ihbar kimliği belirsiz, kamera görüntüsünü aldın, her şeyi aldın, her şeyi çıkardın. Polis tutanaklarla oynamış, gelen ihbarı çarpıtmış, ekleme yapmış tutana, kendi tuttuğu tutana bu sefer ve bura aranıyor, aranınca işte ele geçiriliyor bir sürü silah, yani oğlundan kalan silah, oğlunun mermileri, hatıraları, fotoğraflar, ondan sonra bir sürü şey, haritalar tamam mı, defterler ondan sonra bunların hepsini haberde izledik. Ne yapıyorlar? Sanki Adil Öksüz'ünmüş gibi şeymiş gibi sunuyorlar ki bu adamın oğlu 2000'li yıllarda uç, pilot şehit olmuş. Uçak düşmüş şehit olmuş bir pilotun babası bu. Adam da Alzheimer. Bu adamı şüpheli olarak ifadesini alıyorlar ki Alzheimer adam 3 yıldır. Adam Alzheimer olduğunu fark ettiklerinde adamı artık tutuklayamıyorlar hiçbir şey yapamıyorlar. Eşi Alzheimer değil Eşi de tanık olarak dinleniyor. Eşi şüpheli değil. Ama haberde nasıl anlatıyorlar biliyor musun çarpıtmak için? İki karı koca Alzheimer'dı. Bunların hiçbiri bilmemesi için hani toplantı yeri, darbeyi yönetme yeri bura seçildi ki. Niye bunlar Alzheimer? Hiçbir şey diyemeyecek diye. Bir de kadın Alzheimer değil. Kazandaki evin sahibi 80 yaşlarındaki ikisi de Alzheimer hastası. Bir çift. Adamın kocası karısı Alzheimer değil. Adam hmm. Alzheimer sadece. Heh. Olayı böyle çarpıtarak işin içinden çıkılmaz bir senaryoya dönüştürmeye çalışıyor. Bak basit bir ihbar. Böyle bir sürü ihbar var İsmail. Dosyada. Adil Öksüz'ü burada gördüm. Adil Öksüz'ü şurada gördüm. Bir çoğu değil. Neredeyse hepsi hikaye. Hepsini araştırıyor polis. Ne bir görüntü ele geçmiş. Ne bir delil ele geçmiş. Hiçbir şey ele geçmemiş. Kimisi para için ihbar etmiş. Kimisi filanca kişiye kızmış ihbar etmiş. Hepsi böyle. He. Hepsi böyle ihbarları. Ve bu evde de Basit bir ihbar hocam diğerleri gibi Adil Öksüz. İsim bile yanlış Adil Korkmaz diyor ihbar eden kişi. Adresin kapı numaraları da yanlış bunu da söyleyeyim sana. Hı. İsimden şahsın ismi sadece gerçek. Bu e, yaşlı amcanın ismi. Oradan. Yaşlı amcanın isminden dolayı. He, Abdülkadir Akşit diye evini buluyorlar. Evinde biraz önce gördük kamera var. Koridor orada binada mobeseler var şeyde. Sokakta mobeseler şunlar bunlar var. Niye hiçbirinde adil öksüz çıkmıyor? Diğer evler içinde söyleyeceğim ben bunu. Niye bu görüntülerde hiç adil öksüzün görüntülerine rastlanmıyor? Evet, olamıyorlar. Hepsi hikaye. Çünkü bak, bu evrakta da gördüğümüz şu birileri ısrarla bize, ısrarla bize adil öksüzün bu darbede, bu darbenin planlayıcısı olarak inanmamızı istiyorlar. Haberler ona evet. göre kurgulanıyor. Haberler, şey yapıyor diyorsun. evraklar ona göre değiştiriliyor, gördüğün gibi. Ya kardeşim, Peki bu İsmail Saymazlar şunlar bir... bunlar Türkiye'deki gazeteciler bunlar hiç kurcalayıp şey yapmıyorlar mı hiç bahsetmiyorlar? Hiç bahsetmiyorlar. Bak bundan hiç bahsetmiyorlar. İki, ya kardeşim bak e, biraz önceki daha önceki e, e, programda da bahsettik. Mitçiler var burada dört mitçi. Niye kimse sorgulamıyor bu dört mitçiyi? Bu adam hakkında böyle bir şey de deniliyor. MIT'te deniliyor. Genel e, yani ana, muhalefet, ana muhalefet partisinin başkanları Kılıçdaroğlu olsun, başka biri olsun, böyle bir şey olabileceğinden bahsediyor. Evet. Yani ısrarla oraya adil birileri koyup onun üstünde de senaryo üretiyor. Bak etrafında yazılan senaryoların hepsi hikaye çıkıyor. Evet, biz devam edeceğiz böyle bakmaya. Yani bu kısa bir konu, yani darbeyi yönettiği, darbeyi planladığı söylenilen evi e, konuştuk. Onunla ilgili gerçek ihbar e, dokümanlarını karşılaştık, mahkemeye yansıyan ylelen şeyi konuştuk ve medyanın bunu nasıl yansıttığını konuştuk. Ee, yani yeri geldikçe böyle ilginç noktalara buldukça bunların izini sürmeye devam edeceğiz. Bu yayınların size gelmesini istiyorsanız e, Kamil Mama'nın patron hesabına destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.